En bilinen, en klasik, böyle en eski kozmoloji modelinden Alexander Friedman'la George Lemaître'in 1920'lerdeki ilk kozmoloji modellerinden bahsedeyim. Biz o modelleri çoktan açtık yani, bu gözlerden biraz önce açıkladım ama ilk 1920'lerdeki modeller kapalı ya da açık evren modelleri. Kapalı evrene, düz evrene yakın kapalı bir evrende yaşıyoruz. Uzayımız üç boyutlu bir küre yüzeyi gibi. Şimdi bu bizim futbol topunun yüzeyi değil. Futbol topunun yüzeyi iki boyutlu küre yüzeyi. Üç boyutlu, biraz böyle hayalinizi genişletin. Kapalı evren modeli Friedman'ın üç boyutlu küre yüzeyi ve bunun bir yarıçapı var, değil mi? Şimdi başlangıç tekilliği şu demek. R'nin sıfıra gittiği limit demek. Bu ne demek? Evrenin tümü bir noktaya gidiyor. Yani büyük tekillik bir nokta bu yani. Nokta. Tekillik nokta. Evren bir noktadan başlıyor. Yani başka bir evren falan yok. Bir nokta. Ve bütün evrendeki maddenin de sabit olduğunu düşünürseniz, madde miktarının, evrendeki şu anda bildiğimiz bütün madde tek bir noktada birikmiş, ne demek? Madde yoğunluğu sonsuza gidiyor. Sonsuz. Değil mi? Ve onun için büyük patlama diyoruz. Yani bu kadar muazzam bir madde yoğunluğu çok kısa bir zaman aralığı içerisinde bildiğimiz evrene gidiyor. Onun için tekillik diyoruz. Yani bunu biraz gözünde canlandırması çok zor, değil mi? Zor, imkansız neredeyse. Bütün evren bu bildiğimiz muazzam, işte 10 üzeri 24 metre bizim olay ufku değil. Gözlem ufkumuz. Daha ötesinde evren yok mu? Bu kadar mesafenin büyük ihtimalle var. Biz bu kadarını görebiliyoruz. Ve başlangıç tekilliğinde bu bir tek bir noktaya. Evrenin diyor çapının diyor 23 trilyon ışık yılı olduğu. Yani ışık yılını isterse çevirsin. 365 çarpı 24 çarpı 60 çarpı 60 saniyeye çevirsin. Ondan sonra 10 üzeri 24 yani 24 tane sıfır konulan saniye. Metre olarak evet. Söylüyorum. Yani o çevirmeleri, birim çevirmelerini yapabiliriz. Yalnız büyük patlama tekilliği dediğimiz gözümüzde canlandırması çok zor, çok bir şey. Şey. Tüm yüzden, evren tek bir noktada demek. Tek bir nokta. Evet. Tek bir nokta. Tek bir nokta demek. Yani bir nokta gibi. Yani gibi. Izgara gibi. Ama yani gidebilir miyiz oraya? Zaten bu kuantum gravitasyon falan dedikleri bu. Yani kuantum etkileri eğer baskın çıkarsa... yani bunu zaten klasik olarak böyle bir tekillik olabilir. Belki de kuantum mekaniği belki buna mesela engel olacak. İşte o zaman da kendi periyodik hocam, evren modelleri benim gelecek. Garibime giden şeyden bir tanesi de işte evrenin patlaması, büyük patlamadan sonraki zaman mevhumu. Evet, o kozmik zaman. O birimize yaşıyor saatinde baktığım zaman değil. Ha şimdi o nasıl bir zaman? Yani şimdi zamanın da göreceli olduğunu ve hızla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz zaman o patlamada zaman. Bir saniye sonra dediğimiz o bir saniye aslında kaç bir saniye veya bugünkü bizim saatimizin gösterdiği saniyede kaç değil. Saniye? Bizimki gözlemci zamanı, bizim kendi koordinat sistemimizin zamanı, o Friedman-Lemaître çözümlerindeki metriğin kozmik zaman parametresi, o zaman parametresi. Birimi aynı ama, birimini onu da zaman aralıklarını saniyeyle ölçüyorum, bugünkünde saniyeyle ölçüyorum ama... Tabii şey artık yok değil mi mesela bu çökme teorisi artık kalmadı. Çökme dediğiniz? Yani evrenin genişleyip sonra tekrar başlayacak. Yok, kapalı evren modelinden bahsettim. Friedman modelinden. Friedman modelinin şeyi kapalı evrenin sonu. Büyük çökme. Çökme. Evet. Ama bugün evrenin artan bir hızla genişlemesinden dolayı bu modeller hala söz edebiliyor mu? Ya şöyle diyeyim, bir şekilde sikloid eğrisi üzerinde gidecek Friedman modelinde tamam artma var falan da yani biz sonda o kadar, bir önce geliyoruz. Biz o kadar böyle başa yakın bir yerdeyiz ki kozmik ölçeklerde yani sonda... Ne olacağını daha bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir daha hızlanır, belki bir daha ivmelenir, belki bir daha yavaşlar. Yani şu anki modelimize göre... Yani şu anki modelimize göre kapanır. Tamamen genişleyecek ve bomboş bir evren haline dönecek ama... Nereden biliyoruz bu modelin? Yani peki yine çok gelen büyük bir sorulardan birine büyük ekstrapolasyonlar yani bunlar. Evren genişliyor ve galaksilerinden uzaklaşıyor. Evet. Ama bizim galaksimiz Andromeda galaksisi bir süre sonra çarpışacak. O nasıl olacak? Bir lokal hızı var. Bir de bu genişlemeden kaynaklanan iki tane hız var. Bunların ikisi farklı. Farklı. Bizim bu dediğimiz genişleme hızı çok büyük ölçeklerde çok 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 fazla. O yüzden onların lokal hızları bunların yanında çok küçük kalır. Ama yani. Andromeda ve yani Samanyolu galaksisi birbirinden çok uzak olmadığı için evrenin genişlemesinden kaynaklanan bu etki orada küçük. Yani ne kadar uzaktaysa evrenin genişlemesinin etkisi o kadar artıyor. Aynen. O yüzden bazı yerlerde lokal hız daha... yerel hız daha fazla, daha dominant, daha uzaklarda ise tam tersi. Ben yani şey olarak bir analojiyle gene futbol topuna döneyim. Yani balon ya da iki boyutlu küre yüzeyi
Yani onun bildiği bir yarı çapı var. Genleşmesi ne demek? Siz onu üfleyip üfleyip şişirdiğiniz zaman yarı çapı büyür. O zaman iki A ve B diye iki tane nokta koyarsanız balonun üstüne bakarsınız. O siz üflediğiniz zaman düzgün bir şekilde genişlerken balon o iki noktada birbirinden hızlanarak gider. Evet. Ne kadar uzaksa birbirinden o kadar hızlı ayrılır. Yani bu genleşme hızı dediğimiz o hız. Şimdi ötekisi ise çarpışma hızı ise bu noktalar sabit değil. Birbirlerine doğru hareket halinde olabilir. Bir de ayrıca öyle bir hız var tabii ki. Peki hocam gelelim kara deliklerle ilgili Einstein'ın teorisinin Nobel'ine. Evet. Şimdi Einstein teorisi hakkında uzun boylu konuşacak değil de Einstein denklemleri diye bizim bir bildiğimiz kısmi diferansiyel denklem sistemi var. Einstein 1916'da yazmış olduğu her şeyin başlangıç noktası o esasında bugün konuştuğumuz. Evet. Daha Einstein bu denklemleri yazar yazmaz bir sabit bir yıldız, çok yüksek kütleli bir yıldızın dış çekim alanının ne olduğunu veren bir metrik var, bir çözüm var. Einstein denklemlerinin çözümü Karl Schwarzschild tarafından bulunmuş 1916'da. Bu hemen yazılmış. Fakat buna kara delik yorumu biraz çok daha geç gelmiş. 60'larda falan ancak mesela John Wheeler, Dewitt gibi insanların getirdiği yorum 50 sene sonra Schwarzschild çözümü yorumlanabilmiş. Biz bu çözümün ucunu biliyoruz, her şeyini biliyoruz. Genellemelerini biliyoruz. Dönen kara deliklerin nasıl tarif edilebileceğini falan biliyoruz. Fakat bir fiziksel model yapıp buradan kara delik kavramına gitmek bir 50 senelik süreç. Evet. 1960'ların sonlarına doğru bu yorum gelmiş. Burada olan şey mesela bir fiziksel ağır bir kara deliğin nasıl, astrofizik ölçekte bir kara deliğin nasıl oluştuğunu veya tahmin etmek gerekirse çok ağır kütleli bir yıldız bütün nükleer yakıtını, çekirdeğini bitirdiği zaman 10 katı kadar mesela diyeyim, değil mi? Yani bir çandra sekal limiti var. 5 veya 10 kadar daha ağır yıldızlar. Bizim güneşimiz asla bir kara delik olmayacak. Yok, hiçbir zaman olmayacak. Çok ağır kütleli yıldızlar nükleer yakıtlarını çekirdekte bitirdikleri zaman onların kütle çekimsel olarak çökmelerini engelleyecek hiçbir şey yok. Ve de çöker nereye kadar çöker? Olay ufkunun içine kadar düşer. Bu olay ufku kavramı esasında 2020'de Nobel ödülünü almış olan Roger Penrose'un getirmiş olduğu çok önemli bir kavram. Matematiksel olarak kara deliklerin doğru olarak tanımlanmasını sağlıyor. Ve bunu ben de isterseniz şöyle yapalım. Kara delik çözümlerini daha iyi anlamak için. Çünkü kara delik fikrine 1700'lerde kara delik fikrine ulaşan birisi var. Burada anahtar kavram ışığın boşluktaki yayılma hızının evrensel bir sabit olması ve de hiçbir cismin, hiçbir nesnenin evrende ışıktan daha hızlı gidemeyeceğinin Einstein teorisi tarafından söylenmiş olması. Şimdi bunu kabul ederseniz şöyle bir deney düşünün. Yani mesela topu yer yüzünde yüksekten bir cisim bıraktığınız zaman merkeze düşer. Yer çekiminden kurtarmak isterseniz cismi ne yaparsınız? Dikine atarsınız. Ama hepsi gene yavaşlar, düşer. Daha hızlı atın, daha çok çıkar, gene düşer. Evet. Ne kadar hızlı atabilirsiniz cismi? Işık olsaydı, bir fener tutsaydınız, evet, ışık hızı kalır. Dolayısıyla yani ışık hızı limit hız. Einstein'ın genel görelilik teorisinde ışıkla yer çekimi etkileşebiliyor. Yani ışık yer çekiminden etkilenebiliyor. Uzak yıldızlardan gelen ışık güneşin yanından geçerken doğrusal yörüngesinden sapıyor. Bunun bir sonucu da işte mesela kara deliğin yüzeyinde durup böyle radyal yönde ışık yollasaydım, ışık yavaşlayacak, ondan sonra belli bir aşamada daha fazla gidemediği için asılıp kalacaktı. Daha yavaş olsaydı geri dönecekti ama ışık hızında asılıp kalacaktı. Olay ufkunu bu tanımlıyor, Schwarzschild yarı çapını. Yani ışık bile kaçamıyor. Işık bile kaçamazsa, biraz önce söyledim, hiçbir cisim ışıktan hızlı gidemediği için kara deliğin içinden dışarı yolladığınız hiçbir şey gidemiyor. Bir de bunun diğer bir yönü var. Dışarıdan bir cisim yolladığınızı düşünün, yakınına koyduğunuzu düşünün. Kütle çekimi o kadar büyük ki içine çekiyor. İçine çektiği şey de ışık hızında gitmediği için.